Değerli misafirler. Enstitümüzün bugünkü misafir konuşmacısı Doktor Özkan Tekin Bey. Kendileri Ankara Üniversitesi İdare Fakültesi'nin daha sonra da Ankara Üniversitesi Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslam İlimler Fakültesi'nde Metin Profesör Doktor Metin Özdemir danışmanlığında sanırım daha sonra şu anda Sosyal Bilimler Üniversitesi Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde öğretim üyesi danışmanlığında Allah'ın varlığının delilleri konusunu bir tez olarak çalıştım. Ve çalışma kitap olarak yayınlandı. Türkçe kazandırıldı. Geniş kitlelere ulaşabilmesi açısından. Değerli konuşmacımız bugün bu çalışmasıyla ilgili özellikle iki şahsiyeti seçti. Dolayısıyla bunun üzerine düşüncelerini sizinle paylaşacak 40 ile 60 dakika arasında bir konuşma süremiz standart olarak var. Sorularınızı yazılı olarak alacağız. Kıymetli konuşmamı sözü bırakıyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bismillahirrahmanirrahim. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ben de başta böyle bir ilim merkezinin olmasından dolayı sizi tebrik ediyorum. Doğrusu gençlerimizin böyle hem aklını, hem ruhunu, hem kalbini doyuracak ilmi merkezlerin olması, sağlam limanların olması gerekir. Hem de çok çok olması gerekir. Şu anda çok ciddi savunmaların yaşadığı bir dönemde gençlerin gideceği maalesef böyle yerlerin az olması doğrusu gençler açısından iyi değil. Ama böyle bir çalışmanın olmasından dolayı da hocam tebrik ediyoruz. Nice güzel başarılar elde edersiniz inşallah. Arkadaşlar benim konum çok teknik kelimeler de fazla kullanmayayım. Benim ispat-ı vacip dediğimiz bir konu. Aslında bu Tanrı kanıtlaması ve da Tanrı'nın varlığının ispatlanması şeklinde Hristiyan teolojisinde kullanılan bir şeydir. En çok kullanılan Hristiyan teolojisinde nedir bu? Ontolojik delil, kozmolojik delil ve teleolojik delil diyoruz. Ama bizim İslam alimleri ve de Müslüman felsefeciler farklı farklı isimler koymuşlar. Ben de tabii bu hususta özellikle dört şahıs çalıştım. Ama bugünkü konu özellikle Filimeni ve Ahmet Hilmi ile Said Nursi acaba bu hususta bildiğimiz deliller var. İmkan, kuduz, gaye ve nizam deliller var biliyorsunuz. İmkan delili bizim filozofların geliştirdiği delil. Kuduz delili kelamcıların geliştirdiği delil. Gaye ve nizam delili de daha çok İbn-i Rüşd'e sayılan söylediği Kur'an delili olarak geçiyor. Dolayısıyla bu sadece Müslümanları ilgilendiren bir konu da değil. İnsanlık var olduğundan beri bu Tanrı kanıtlaması, ben daha çok Allah'ın varlığının delilleri veyahut da ispat-ı vacip terimini kullanacağım. Dolayısıyla bununla ilgili bu iki düşünürümüz neler yapmış? O hususta inşallah umurum ki faydalı olur. Bu hususta bu iki şahıs hakkında çok kısa bir bilgi vereyim. Şimdi Filibel Hilmi, Ahmet Hilmi 1865 yılında bugün Bulgaristan sınırları içinde falan Filibel'e doğduğu için Filibel'e gelmişti. Meşhur lakab da Şehbendarzade. Yani babası konsolos olduğundan dolayı ona öyle bir lakap verilmiş. İstanbul'da lakap ediyor. İstanbul'a sürgün ediliyor. Fizan'a sürgün ediliyor. Tarikata mensup, tasavvuf yapısı önde olan 1914'te de zehirlendiğini söyleniyor. Birçok şeyler söyleniyor. Bu Filibeli'nin kitaplarını, şu kitabı, yani benim tezimde temel olarak kullandığım Allah'a inkar mümkün diye bir kitabı var. Güzel bir kitap gerçekten. Allah'ı ispatlamaktan ziyade inkarcıların sorularına cevap veren bir kitap. Yani, dikkatle ilgili de küçük bir risalesi olan.
İslam inanç esasları diye ve hatta üstün İslam diye bir kitap var. Bunun önemli olan bu iki kitabın dışında iki ciltlik İslam tarihi var, çok çok önemli. Bununla ilgili tasavvufa meraklı olanların da A'mak-ı Hayal diye çok tasavvufi bir romanı var. Merak edenlerin hakikati araştıran birini böyle tasavvufi bir şeydi, genel şeyi anlatmaya çalışıyorum. Genelde kullandığı temelde üç tane delil var. O da Kur'an-ı Kerim'de de bir hadisten alıntı yaparak ortaya çıkarmış. Onu biraz sonra detaylarına girelim. Bir afak delili dediğim, ufuk delili dediğim veya da hariçteki delil dediğimiz afaki deliller. Yani kozmolojide denilebiliriz. Diğeri enfusi delil, yani insanın kendi içindeki deliller. Buna fıtrat delili veya da vicdan delili de saygımızda görebiliyoruz. İsmail İzmirli'de görebiliyoruz. Bir de bu delil var. Bir de kabul-ü amme delili var. Yani kabul-ü amme ise yani onun yine Filibeli'nin tabiriyle insanlık tarihinin genel şehadetidir. Yani insanlık tarihi boyunca insanlar neyin üzerinde ittifak etmişler? Nerede anlaşmışlar? Bunun üzerinde diyor. Arkadaşlar Saygı Üniversitesi 1877 yılında bu Bitlis'i Nursuz köyünde dünyaya geldi. 1960'da Urfa'da vefat etti. Onun küçücük Risale-i Külliyatı deniyor. Toplamlı büyük kitaplar haline getirmişler. 10-14 tane kitap değişebilir şeylere göre, neşriyatlara göre. Sözler, mektubat, lemalar gibi kitaplar var. Bu da böyle. Onun da temelde, yani detaylardan çok deliller ortaya çıkabiliriz. Temel olanları, ancak bugün biraz bunu özetleyebilirsek, sorularda da belki biraz daha açarız. Onun da temelde 4 tane delil saymış. Bir numaralı delil Hazreti Muhammed delili. İki numaralı delili kainat delili. Üç numaralı delili Kur'an-ı Kerim delili. Dördüncüsü de vicdan delili. Bunu da biraz sonra tek. Ama bunun içinde daha temizlik delili gibi Kudüs ismi diye ifade ediyor kendisi. Veyahut da sevki ilahi delili. Veyahut da insanların siması delili gibi adlandırmalar olabilir. Şimdi bizim burada Filibeli diye tercih ediyorum. Ahmet Hilmi de diyorum. Şerh Benzer'de de kullanabilir ama ben Filibeli diyeyim kısacası. Fussilet suresi 53. ayette bir de bir hadisten alarak bu afak ve enfus delilini ortaya koymuş. Afak delili Fussilet 53'te diyor ki senurihim hayatına, biz ayetlerimizi yakın zamanda, mucizelerimizi, delillerimizi, kanıtlarımızı yakın zamanda göstereceğiz. Nerede? Fil afaki. Hariç dünyada, ufuklarda, dünyada, galaksilerde, o filmleri farklı farklı manalar veriyor. Biz ayetlerimizi göstereceğiz yakın zamanda. Ne için göstereceğiz? Ve fi enfusi, de nefislerinde göstereceğiz. Onun için afak ve enfus dediğini bu ayetler ödünç alıyor Filibeli. Afakta ve enfuste, kendi iç yapısında, insanın içindeki ahenkte veya da insanın psikolojik durumunda veya da vicdanında birçok yönden ele alıyor. Biz ayetlerimizi göstereceğiz. Niçin? Ta ki hatta yetebeyyene lehum ennehu hak. Allah'ın hak olduğunu ayan beyan ortaya koyacak dediler. Evvela bir yakın bir rabbuki ala kulli şeyin şey diyor. Yani Allah da her şeye şahit oldu. O da ayrı bir noktaya gidiyor. O da bir arkadaşımız çalışmıştı. Burhan-ı Siddiqin denilen İbn Sina'nın daha çok üzerinde durduğu Siddiqin delili de var. O da önemli bir delildir. Ankara İlahiyat'ta bir arkadaşımız doktora tezi olarak çalışmıştı. Ona da bakılabilir. İkincisi ise bir hadisten alıyor, enfus dedi. Men arafa nefsehu fakat arafa rabbehu. Nefsini tanıyan, kendini tanıyan Rabbini tanır. Bu iki delil üzerinde duruyor. Şimdi bu afak deliliyle enfus delili, yani belki birbirine benzer. Çünkü anlatımlar da birbirine benziyor. Osmanlı son döneminde hem Said Nursi hem Filibeli aynı dönemde yaşamışlar. Delilleri, anlatım tarzları da birbirine benziyor. Afak delilini biz Said Nursi'de kainat delili olarak görüyoruz. Enfus delilini de Filibeli de biz vicdan delili olarak görüyoruz. İkisi de birbirine tabii farklılıklar elbette var ama bu noktada ele alıyor. Bir de kabul-i amme delili var. Afak delili arkadaşlar Filibeli'nin üzerinde durduğu kainatta muhteşem bir sanat, kainatın muhteşem bir sanat eseri olduğunu. Yani adeta diyor ki bir sanat galerisine girdiğin zaman nasıl ki böyle büyüleniyorsan ve orada da onu yapan bir ustanın olduğuna, onu yapan bir ressamın olduğuna kanaat getiriyorsan bu kainatı böyle eşsiz tasarlayan bir yaratıcının da olması gerekir.
Enfüse geliyor. İnsanoğlu bugüne kadar insanı çözmek için çok uğraşmış. Saygın üstteki vicdan delili de örtüşerek bazı noktalarda gidiyor. Yani insanın içinde hakkı aramaya meyyal bir durum olduğunu ve hep hakkı aradığını, özellikle Filiberi bir çocuk üzerinde bunun metaforunu devam ettiriyor. Yani bir çocuk diyor, eğer yanlış yönlendirilmezse o hep hakkı bulacak, doğruyu bulacak, o içtenlikte duygulara sahip olduğunu dile getiriyor. Dolayısıyla afak delilini dediğimiz zaman, şimdi tabii bir de bir, hemen bir parantez arası açayım. Ben de fazla teknik kelimeler kullanmak istemedim. Aslında terminolojiyi bilmemek ve yöntemi bilmemek karşılıklı birbirini anlamamayı da gerektiriyor. Yani o yönüyle terminolojiye hakim olmak lazım. Mesela biz bazen Arapçadan çeviriyoruz veya bazen İngilizceden çeviriyoruz. Kelimeler birbirinin yerini tam tutmayabiliyor. Yani benim İngilizcem iyi değil ama hocam bağışlasın. Yani mesela diyelim ki proof'la argument aynı şey değildir. Ama ikisini de delil diye çeviriyoruz. Veyahut da diyelim ki Arapçada hüccet var, burhan var, delil var. Ama hepsini ya kanıt diye çeviriyoruz ya da ne diye çeviriyoruz? Delil diye çeviriyoruz. Ama aramızda çok ciddi farklar var. Şimdi bu yönüyle diyor ki kainatta her şey Allah'ı gösterir. Ve Kur'an-ı Kerim'deki ayetleri referans gösterir genelde. Ve min ayati ve min ayati ve min ayati ve de velahum fiha velahum ayatun gibi Kur'an-ı Kerim'de yani onlar için deliller vardır. Onlar için mucizeler vardır. Onlar için kanıtlar vardır. Nerede vardır? Gece gündüzün devranında vardır. Sizin dişi erkek yaratılmanızda ayetler vardır, deliller vardır. Ondan sonra sizin dillerinizin farklı farklı olmasında deliller vardır. Farklı farklı şeyleri getiriyor. Hatta böyle bir yerde söylüyor. Aslında diyor ki bu Müslümanların veya da inananların diyelim daha doğru manayla inananların elinde bulunan deliller, kanıtlar inanmayanların, inkarcıların elinde olsaydı yeryüzünü darmadağın ederlerdi. Yani o kadar çünkü bizim argümanlar aslında güçlü. Ve söylediği şu, aslında inkarcıların çok derinlikli bir düşünce yapısı da olmadığını ama genellemelere gittiği için ve bir de kelimelere boğduğu için karşıdaki onda gerçekten ayağı yere basan derinlikli düşüncelerin olduğu zehabına kapılıyor. Aslında öyle olmadığını afak delillerini anlatırken biz bunu saygın üstüne göreceğiz. Dolayısıyla burada afak delili dediğimizde kainattaki eşsiz tasarım, bir sürü gaye nizam delili, hepsi hemen hemen içine giriyor. Cenab-ı Allah bu kainatı orada deliller veriyor. O zamanki bilgilere göre söylüyor. Şu anda daha değişti. Mesela verdiği uçsuz bucaksız bir dünya. Şu anda Big Bang teorisiyle işte bu dünyanın 15 milyar yıl önce, yani tam rakamıyla söylersek kitapların söylediğini söylüyorum. Bir tezler attı. 3.8 milyar yıl önce bu dünya bir patlamayla gittikçe genişledi. Şimdi o halinde devam ediyor. Şimdi bunun arasındaki diyor ki 2 trilyon galaksi olduğu varsayılıyor. Şu andaki o kendi dönemininkini söylüyor. Ben bu döneme biraz uyarlayayım. Ve yine bir doktora tezinde şu anda 10 trilyon galaksi olduğu tahmin ediliyor. Şu anda 2 trilyon ama tahmin edileni söylüyor. 2 trilyon dediği de gerçeğe yakın %99.9 diyorlar. Artık o da o alan işte biz ona girmiyoruz. O galaksilerde en küçük galaksi bizim Samanyolu galaksisi. İçinde 200 milyarla 500 milyar arasında yıldızın olduğu. Ve bunun içindeki en uzak mesafe dünyaya bu bizim galaksinin içindeki yıldızın mesafesi işte 900 bin ışık yılı ötede. Işığın saniyedeki hızı 300 bin kilo. Yani insanın zihni durup kalıyor. Demek ki bunu yaratan bir güç olduğunu insanın aklı ister istemez buna gittiğini söylüyor. Şimdi, enfus meselesine gelince de ya da kendi ifadesini isterse orijinali de okuyabilirim ama çok zihninizde yormak da arzu etmiyorum. Yani diyor ki bu kainattaki Allah'a ispatta vurduğu şahit olarak insan ve kainat insan için yeterlidir. Aklı başında olan insan bunu düşündüğü zaman bunun içinden çıkabilir. Zamanla hızı gittiği zaman ben biraz şeyin altında kalıyorum. Böyle hız şöyle dursun. Dolayısıyla yani belki Filiberi'nin en çarpıcı örneği tasavvuftan gelen bir yapıyla şu söylenebilir. Diyor ki Allah'ı bu önemli bir cümledir onun açısından. Allah'ı inkar etme çabası bile bir ispattır. Tasavvufi bir bakış açısıdır ve gerçekten güzel bir bakış açısıdır. Allah'ı inkar etme çabası
bizzat Allah'a ispat çabasıdır. Bu ne demek? Yani şöyle düşünün, bir telefon veya da bir pick-up veya da bir band, teyp bandı. Ben yokum, ben yokum, ben yokum, burada hiç kimse yoktur, kimse yoktur dedikçe varlığını daha da ne yapmış oluyor? Daha da pekiştirmiş oluyor. Yok anlamına gelmez. Tam tersi, var olduğu anlamına gelir. Bu yönüyle bir pekiştirme şeyi görüyor. Dolayısıyla bu afak delilinin içinde, yani diyor bunların yok demesi, hatta ateistlerin eğer yoksa bütün enerjinizi ne diye yokluk üzerine, yani baktığınızı deniyorsunuz, yok olan bir varlık üzerinde bu kadar tahşidat yapıyorsunuz, bu kadar fikir alışverişinde bulunuyorsunuz. Gereksizse o zaman bırak, bu kadar şey bırakman gerekiyor. Bu böyle. Enfusla ilgili de dediğim gibi insanın zihninde, vicdanında gizli bir işleyişin olduğu. Aslında buna işte fıtrat delili de diyoruz. Buna enfus delili de diyoruz. Buna vicdan delili de diyoruz. Vece de aslında Arapçada buldu demek. Vicdan ismi fail olarak bir şeyi bulmaya yarayan alet diyelim. Vicdan hep insanın içinde doğruyu gösteren bir navigasyon gibi. Eski halinden pusula kelimesini kullanmış ve biraz daha güncellemeye çalışıyorum daha anlaşılsın diye. Navigasyon gibi. Hep doğruya yönlendiren bir şeydir. İnsan bir yerden sonra yolu karıştırdı mı, evet, hatta Said Nursi de o var vicdan. Diyor ki akıl bazen devre dışı kalsa bile vicdan devre dışı kalmaz. Yine o navigasyon gibi, o pusula gibi sizi doğru yola götürebilir diyor. Filibeli ile Said Nursi'nin iki noktasını da böyle şeylerde, kitapların sonunda vurguladığı şu. Yani bizim kelam kitaplarındaki, tabii çok ciddi çalışmalar yapmış, eleştirmek için de söylemiyorum. İnce nokta şu, yani ruh, resmi ve ruhsuz bir şekilde verme değil. Sonucunda madem bir Allah varsa, sen davranış değişikliği yapmak zorundasın. Kendini değiştirmelisin. Yoksa sadece entelektüel olarak bunu tartışalım. Evet, kanıtlarıyla tek tek ortaya koyduk, Allah var. E ne olacak? İşte ikisinin de ortak noktası, evet Allah varsa o zaman onun emrettiği şeyleri yerine getirmem lazım. Ona uygun hareket etmem lazım. Özellikle de adalet ve sosyal yönüyle ilgili noktalara da vurgu yapıyor. Çünkü Filibel'in de Hikmet dergisinde ısrarla vurdu. Sürekli zaten onun mottosu da Vahdetun bihablillah cemiyadır sürekli o çıkan dergide. Yani hem İttihad-ı İslam'ı savunmuş, hem Müslüman arasındaki sosyal yardımlaşmayı ve birlikte olmayı savunmuş. Ama o bizim şu anda konumuzun dışında. Şimdi kabul-i amme deliline de gelince hemen şöyle yapalım. Onu da kısa dinleyin. Sonra Said Nursi'nin dört delilini de kısaca söyleyeyim. Eğer vaktimiz olursa, olmasa soru cevabı faslında. Olursa tekrar ona dönelim. Amacım bir de konum yarım kalmasın, öyle arzu ediyorum. Kabul-i amme delili de özellikle uzman kişilerin bir alan üzerinde ittifak etmişlerse, bir konu üzerinde fikir birliğine varmışlarsa, onun zıddını düşünmek de aslında aklın, mantığın kabul etmediği bir şeydir. Şimdi diyor ki dünyanın neresine gider gidilir, evrenin neresine gider, giderseniz gidiniz, kesinlikle bir tapınağın olduğunu, kesinlikle bir inancın olduğunu, bu da gösteriyor ki insan, bu kadar insan boş bir şey üstünde buluşması mümkün değildir. Demek ki bir şey var. Bu kadar boş bir şey üzerinde insanlar, hele hele insanlığın bu alemde, alanda yıldızları sayılan insanların ittifak etmişse, onu Filibeli söylemiyor ama Said Nursi de buna benzer doktor örneğini veriyor. Bir doktorun veya da üç doktorun, beş doktorun bir insanın hastalığı üzerinde bir tanı koyması onu doğruluğunu gösterir. Yani bir doktora gittiniz bir hastalığınızdan dolayı inanmadınız ama 10 doktora gittiniz. Dedi ki evet sizde şu hastalık var, insan ne olur? Fıtri olarak ne de evet 10 tane doktor yalan söyleyecek hali değil. Şu andaki bu virüs aşısından dolayı değil mi? Diyor %90 doktor evet diyor, %10'u hayır diyor. %90'ı doğrudur diye insanların çoğu ne yapıyor? Aşı oluyor. Dolayısıyla bu yönüyle düşündüğün zaman diyor tarihte özellikle bu alanın uzmanları kabul eden Hazreti Musa gibi, Hazreti İsa gibi, Hazreti İbrahim gibi, Sokrat gibi ve bu alanda yani özellikle maddi olan değil de maneviyat aleminde de söz söyleyen insanların ittifak ettikleri bir konu var. Nedir o? Evet, bu kainatı yaratan bir yaratıcının olduğudur. Bir varlığın olduğudur. Ama içinden çıkamamış. Bazen idrak anlamıyor Ziya Paşa'nın sözüyle.
idraki mali bu akla gerekmez. Zira bu terazi o sıkleti çekmez. Yani bizim zihnimiz sınırlı. Dolayısıyla ne yapacak? Ay üstü, ay altı varlıklar diye, değil mi? Alemler diye, alemi süfri, alemi ulvi diye eski tabirler. Bu tabirler kullanılmış ve yorumlar getirmeye çalışmış. Dolayısıyla bu da bir delil olarak ele alınıyor. Yani kabulü amme veya talihin şehadeti aslında şöyle, bazen kanıtlar size zayıf gelebilir. Bunu da söylüyorlar kendileri. Kanıtların zayıf gelmesi, delillerin zayıf olması ama 5-10 tane delil bir araya geldiğinde de onu güçlendirir. Mesela bu binanın sağlamlığıyla ilgili eğer bir zayıflık varsa dışarıdan destek görülerek, ondan sonra alt yukarıdan halatlarla tutularak, bilmem başka şeylerle bu bina güçlendirilebilir. Bir yönde zayıflık varsa ama diğer deliller farklı noktalardan geldiğinde o güçlü bir delil olur. Adeta 5-10-20 ipin bir araya gelip bir urgan olması gibi, bir halat olması gibi aynı bu şekilde de bu deliller bazen zayıf görünse de tek delil zayıf görünebilir. Ama deliller birbirini desteklediğinde gerçekten güçlü bir delil olarak ortaya çıkıyor. Bu da unutulmaması lazım. Filibelnik için tekrar dönebileceğim. Said Nursi ile ilgili gelen o dört delili hemen hızlı bir şekilde ele alayım. Hazreti Muhammed'i bizim eski kelamcılar birinci Allah'ın varlığının delili olarak, birinci delil olarak hiç kullanmamışlar. Başka yönlerde anlatmışlar ama Said Nursi bizzat kendisi orijinal iki yerde ifade ediyor. Allah'ı tanıtan bize dört külli muarif var. Dört büyük tanıtıcı var. Birincisi Ayet-ül Kübra kabul edilen Hazreti Muhammed. İkincisi kainat. Üçüncüsü Kur'an. Dördüncüsü de fıtrat-ı zişur olan vicdan. Şuur sahibi olan bir vicdandan bahsediyor. Bu dört değil. Peki bunun argümanı nasıl? Aslında argümanı da zayıf sayılmaz. Said Nursi evreni bir ağaca benzetiyor. Diyor ki kainat, evren bir ağaçtır. Onun dalları, ben de şeyden alalım, anasırlar, elementler onun dallarıdır. Öyle gidelim daha iyi olur. Tersinden gitmeyelim anlaşılsın. Elementler, unsurlar ağacın dalları hükmündedir. Bitkiler ise yaprakları durumundadır, konumundadır. Hayvanlar ise çiçekleri durumundadır. O ağacın meyvesi de insanlardır. Ve bu en iyi meyve de kesinlikle bir numaralı Hazreti Muhammed'dir. Dolayısıyla yani kainatı bir ağaç metaforuyla anlatıyor. En son meyvesi insandır. Bunu insan üzerinde algılamaya çalışıyor, anlatmaya çalışıyor. Şöyle, aslında üç delili de başka yerlerde böyle biraz deşelediğimiz zaman, incelediğimiz zaman, altına girdiğimiz zaman ve da satır aralarını okuduğun zaman göndermelerde bulunuyor. Yine bu üçü de geliyor insana dayanıyor. Yani Kur'an, insan olmasa Kur'an kime inecekti? Yine yani bir kitap düşünün, anlaşılmaz bir kitap, hocası yok ve kimse bilmiyor ne olduğunu, bir kağıttan ibaret kalır, anlaşılmaz bir kitap. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in anlaşılması yine insan merkezlidir. Kainatın manalarını, evrenin manalarını, sırlarının anlaşılması da yine insan merkezlidir. Vicdan da zaten insan merkezinde olandır. Yani bu yönüyle düşündüğün zaman mantıklı olarak, yani bazen buna itirazlar, benim hocam da itiraz ettiği için o delili işlediğimde, yani olabilir mi? Aslında bu noktadan düşündüğün zaman evet mantık oturabiliyor. İnsan merkezli ve diğeri de yani insan olmadığı zaman kainatın ne anlamı kalır? Ve Kur'an'ın da anlamı kalmaz. Çünkü Kur'an da insana iniyor. Zaten vicdan da insan merkezli. Bu yönüyle Hazreti Muhammed bir numaralı delil olduğunu söylüyor. Ve birçok batılı filozoftan, İşaret-ül İcaz'ın sonunda 20'nin üzerinde filozoftan delil getiriyor. Batılıların Hazreti Muhammed'in üstün olduğuna delil getiriyor. Diyor ki burada da asıl önemli olan şudur ki fazilet olur ki düşmanı bile onun büyük insan olduğunu kabul etsin. Cemil Sena'nın Hazreti Muhammed'in Felsefesi diye bir kitabı var. Bilmiyorum okuyanız var. Çok ciddi de incelemiş Burdemiz kitap evinde çıkan. Orada diyor ki Muhammed öyle büyük bir insandır ki sizin hiçbir övmeniz onu yüceltmez. Hiçbir yermeniz de onu küçültmez. Muhammed de tıpkı Buda gibi, İsa gibi insanlığın en bir numaralı yapıtıdır. Belki baş yapıtı da Muhammed'dir. Böyle bir ifade kullanıyor kendisi. Hazreti Muhammed böyle birisi. Ve yine Michel Hart'ın bir kitabı var. Türkiye'de çevrildi 80'li yıllarda. Zannedersem şu anda piyasada yine yeni baskısı var.
dünyaya yön veren, kitabın belki ismini yanlış söylüyorsam, dünyaya yön veren 100 etkin, belki 100 etkin kişi diye bir numaralı yine Hazreti Muhammed seçiliyor. Demek ki şöyle, kainatı, evreni hep atomlardan meydana geldiğini düşünüyor. Biz de işte onun parçasıyız. En mükemmel ayeti o olduğunu daha başka delillerle de söylüyor. Şimdi bunu da bu kadar bırakalım. Ta ki vakit yetsin. İkincisi olarak da Kur'an-ı Kerim'i kainatı söylüyor. Kainatla ilgili de bazı terimler öne sürüyor. Şimdi o terimleri de bilmekte yarar var. Şimdi manayı harfi ve Said Nursi'nin belki de Türkiye'deki bu ilahiyat camiasına benim kendi indi görüşümdür. Yeni kavramları tanıtması. Aslında kavramlar açısından birinin keşke çalışabilseydi. Yani bunu bir grubun elde bırakmamak lazım diye düşünüyorum kendimce. Kavramlarda mesela manayı harfi, manayı ismi, kabul-i adem, adem-i kabul kavramları çok çok bence önemli bir yer tutuyor. Manayı harfi şu, çünkü kainata öyle bakarsanız anlarsınız diyor. Bu önemli anlaşılması açısından, eğer olursa biraz daha açarım. Şimdi diyor ki, eğer bir esere, bir olaya, bir hadiseye siz sadece teknik olarak bakarsanız bu manay ismi olur. Ama bunun faili itibariyle bakarsanız bu manay harfi olur. Kainata manay harfiyle bakmak lazım. 2-3 örnek veriyor, bir tanesini söylüyor. Adamın birisi öldürülmüş. Polis geliyor, balistik inceleme yapıyor. Efendim şöyle bir kurşun 2 metreden girmiş, çenesinden girmiş, işte kafasından çıkmış. İşte Rus yapımıdır, Amerika yapımıdır, şudur budur. Tamam. Güzel. Bu manay ismi. Ama şeyden hiç bahsetmiyor. Tetiği çekenden bahsetmiyor. Katil kimdir ondan bahsetmiyor. O zaman ne oldu? Anlamsız bir şey oldu. Yani evet böyle bir şey dediğiniz doğru ama bunu yapan kim? Bu önemli bir nokta. Şimdi kainatta da evet böyle yapılıyor. Belki onun bir kitap var ortada. Çok süper. İşte kitapta 10.200 kelime kullanılmış. Ondan sonra 400 sayfadır. Ondan sonra şu italik harfler kullanılmış. Çok doğru. Yazan kim? Ondan bahsetmiyoruz. Burada ciddi bir sorun var. Kainatta da bahsediliyor. Bizim sağ olsun biyologlar, ondan sonra kimyagerler, ondan sonra gökyüzüyle ilgilenenler. Çok güzel. Ama bunu kim yaptıya getirmiyor. Aslında Garudi'de de böyle bir şey var ama konuyu dağıtmayayım. Yani bunu kim yaptı? Niçin yaptığına gelmiyor. İşte buna manay harfi diyor. Eğer olaylara siz manay harfiyle baksanız diyor, kainatın Sadi Şirazi'den bir şiirle, Farsça bir şiirle delil getiriyor. Diyor ki aslında hüşyar olan, uyanık olan bütün gözlerin nazarında kainatın her bir harfi, her bir elması, her bir çekirdeği, her bir çiçeği bir defterdir, bir kitaptır okunmasını bilenlere. Aynısını İzzet Su da söylüyor. Çok güzel diyor ki onu anlamak için belli bir seviyeye gelmek lazım. Aslında kainat, hatta şu Arapça ibareyi de kullanıyor. Teemmel suturel kainat. Kainat satırlarını inceden inceye okup her birisi Allah'tan sana gönderilmiş birer mektuptur. Eğer okuyabilirse. Yine bir kainat kitabıyla ilgili kullandığı ikinci bir kavram var. Pek kitaplarımızda nadiren küçük bir ima olarak geçiyor. İktiran tabiri kullanıyor. İktiran. Bu iktiran tabirini biraz açmakta yarar var. Çünkü kainat kitabı başka tür bu manayı harfi ve iktiran olmadan anlaşılması da zor. Çok hızlı konuşuyorum şey. Hızlı mı gidiyorum? Ya ben bazen hızlı konuşuyorum. Hanım diyor ki valla dediğin anlaşılmıyor. Gidiyor diyor valla çok güzel konuşuyor ama ne dediğim hiç belli değil. Yani hızlı gitmiyorum değil mi? İyi mi? Anlaşılıyor mu? İktiran kelimesi şöyle. Örnek vereyim anlaşılsın. O ağaç örneğini veriyorum oraya gelmeden önce. Şimdi bir öğrenci babasından para istiyor. Diyor ki baba para acil ihtiyacım var. Babası da para gönderiyor. O da ATM'ye gidiyor. Parayı çekiyor. Para nereden geliyor? ATM'den çıkıyor. Tık 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 çıkıyor. Alıyor ATM'yi öpüyor. Vah bravo diyor ATM ya. Sağ olasın var olasın. Ne güzel bana para gönderdi. Diyor ki o meseleyi kavramamıştır. Orada arkada gizli bir el var. Kimin eli var? Babasının eli var. Babası oraya para göndermez. O ATM'den parayı çekme şansı var mı? Yok. İktiran tabirini kullanıyor. Diyor ki Allah ağacın eliyle bize elmayı, mandalinayı, diğer meyveleri gönderiyor ama onun arkasında gizli bir eli gör. Niye görmüyorsun? O kuru ağaç senin midenin mandalinaya, elmaya, muza ihtiyacı olduğunu nereden bilsin? Onu gönderen çok şuurlu bir varlık var baban gibi tıpkı arkasında. Bu iktiran tabiiyle diyor. Eğer siz kainata bakarsanız olayı anlarsınız. Kainatı biraz daha uzatacağım çünkü Said Nursi en çok konuların üstünde durduğu kainattır. Sürekli geliyor geliyor. Bir tane daha örnek vereyim. Şimdi bunun 23. Lem'a diye, Tabiat Risalesi diye bir kitabı var. Orada da Sebr ve Taksim, bizim keramcı olan arkadaşlar varsa bilirler. Orada Sebr ve Taksim
Yani nasıl anlatayım serbe taksimi? Belki bizim kısmen benzerlik, bizim çoktan seçmeli sorularımız var ya. 4 soru, A, B, C, D şıkkı. A yanlış, B yanlış, C yanlış, D yanlış delilleriyle. Son kalan delil o doğru kabul etse ve taksim bu. Cyprus aynı bu kelamda gelen yöntemi tabiat risalesinde kullanıyor. Diyor ki bir eşya var, çok sanatlı, mükemmel bir varlık. Bunu 4 tane yolu vardır. Ya kendi kendine olmuştur, ya sebepler yapmıştır, ya tabiat yapmıştır, ya da Allah yapmıştır. Sebeplerin yapamayacağına da 3 tane muhal anlatıyor. Kendi kendine olamayacağına dair de 3 tane muhal anlatıyor. Olamayacağını bir sürü eczane örneği veriyor. Eğer olursa soruları da açarım. Hem vaktimizi tasarruf okumanayım. Ondan sonra tabiatın da yapamayacağını 3 tane muhalla anlatıyor. En sonunda kalıyor diyor ki kesinlikle bu yol Allah'ın yaptığı yoldur. Bu başka yol da yoktur diye orayı okuyanlar da anlaşır. Kainatla ilgili söylenecek daha çok şey var ama biz gelelim Kur'an-ı Kerim olayına. Kur'an-ı Kerim'le ilgili de Said Nursi diyor ki 1400 senedir meydan okuyor ve ümmü bir peygamberden diyor ki eğer bu Kur'an-ı Kerim'in bir beşer kelamı, bir insan sözü olduğunu iddia ediyorsanız ayeti, 2-3 ayeti delil getiriyor. Haydi bunun bir mislini getir. 1400 senedir insanların damarlarına basa basa eğer Allah'ın kelamı olduğuna şüpheniz varsa bir benzerini getirin. O zaman diyor ki Arap edipleri çok ilerideydi şiirde ve damarlarına bastı. Eğer siz bunun bir süresini, mislini getirmezseniz o zaman doğruluğunu kabul etmek zorundasınız. Cahs'ın meşhur şiirini dile getiriyor. Diyor ki, demek muarazayı bil huruf, yani kalemle, yazıyla, harfle mukabele mümkün değildi. Muarazayı bil suyufa mecbur kaldılar. Yani kılıçla savaşmaya mecbur kaldılar. Eğer getirselerdi bir Kur'an gibi bir Kur'an, şey kitap, bir kitap, o zaman davasından vazgeçerdi. Yani derdi Muhammed, kendisi yazmış ama biz de yazdık. Getiremediler. Bunu çok büyük bir argüman olarak kullanıyor. İkincisi, diyor ki Kur'an-ı Kerim'i uzaktan bakanlar uzaktan bakana yıldız küçük görünebilir. Hatta der ki yıldız böceği gibi zannedebilir. Halbuki yıldız ne kadar büyük olduğunu işte bize bilim anlatıyor. Uzaktan gösterilerek yanlışlanabilir. Ama Kur'an-ı Kerim'den yakından bakanlar kesinlikle dünya ve ahiret mutluluğunu içeren bir kitap olduğunu delilleriyle izah ediyor. Özellikle diyor ki ifade şu, hususan illet mi kullanayım, maraz mı kelimeden şüphe ettim. Hususan marazi içtimaiyede, sosyal hastalıklarda Kur'an-ı Kerim bir numaralı pakettir diyor. Sosyal hastalıklarda. Nedir bu sosyal hastalıklar? Onu da izah ediyor. Mesela gıybeti anlatıyor. Toplumu kemiren en numara, bir numaralı şey gıybet. Burada yüzüne senin gülüyor, seviyor, arkanda bir türlü dolap çeviriyor. Toplumu yakıyor. Bunu da Kur'an-ı Kerim'de eyyuhibbu ahadukum en yekule rahme akihi meyten fekerihtumu ayetini de getiriyor. Diyor ki bir insanın gıybetini yapmak iğrenç, çirkin, kardeşin ölü etini yemek kadar iğrenç bir şeydir. Bunu diyor hangi şey sağlayabilir? Ve geliyor zekat konusunu işliyor ve insan arasındaki ilişkileri işliyor. Diyor ki bu hususta bir numaralı tedavi paketi Kur'an'dır. Ama biz Kur'an-ı Kerim'in, ya ben kendi bu üç görüşümü, işte namaz, oruç gibi temel konulardır. Buna şey yaptık, çok tahşidat yaptık, çok neler yaptık diyelim kelime, vurgu yaptık. Ama asıl insanlar arası ilişkilerde, komşular arası ilişkilerde, zekatta, infakta, yardımda vesaire yapmadık. Onu da değişik şekillerde izah ediyor. Bu yönüyle diyor Kur'an-ı Kerim 1400 yıldır uygulayanlara gerçekten bir saadet vaat ediyor. Onunla ilgili de baktım olursa yine şey yapabiliriz. Diğer bir maddemiz vicdan. Vicdanı da fiili belirle birlikte işledi kısmen. Onun ısrarla söylediği nedir? Vicdan bir navigasyon gibi, bir pusula gibi hep haktan haber veren, hep doğruyu gösteren bir yapıdır. İnsanın içindeki sosyal sorunları da çözecek yine Kur'an-ı Kerim'deki ve o vicdanın şu andaki psikologların ondan sonra bu alanda uzman olan kişilerin insanla ilgili yüzlerce kitapları var, binlerce kitapları var. Bunlar incelendiğinde hakikaten insanda çözülmeyen bir nokta olduğunu, insanı doğruya ileten, hep sürekli hakka gösteren bir yol olduğunu izah ediyor. Said Nursi'nin filibiyelinin diğer bazı delilleri de şöyle, diyor ki mesela, istersen ona girmeyeyim, hocam kaç dakikam var? 20 dakika var. Şimdi biz bu konularla ilgili arada yani sormak istediğiniz varsa öyle bir usulümüz yok herhalde hocam. Tamam. O zaman ben bildiğim şekilde devam edeyim.
Şimdi biz bu kabul-i amme delilini ve şey delilini, bu Antoni Filiu diye birisi var. Yanılmışın tanrı var. 20. asrın, yani 21. asrın en büyük ateisti. Bu ateist olarak en sonda bu kainattaki eşsiz tasarım yüzünde, Antoni Filiu'nun kitabını okuyun, çok ciddi bir şekilde pişman olduğunu, yanlış yaptığını, ama bütün ateistlerin, son zamanlar ateistlerin bir numaralı babası olduğunu, ama yanılmışın, Türkçe'de çevrildi, tanrı var. Aslında bu hususta tanrının hem Filibe'nin özellikle dediğim gibi Allah'a ispat etmekten ziyade inkarcılara verdiği cevaptan dolayı önemsediğim birisi. Ondan dolayı şu noktaya geliyorum. Peki insanları ateizme, inkarcılığa götüren bir numaralı sebep nedir? Şu anda kötülük problemi. Teodise deniyor felsefede. Biraz önce Halil Hocam söyledi. Benim danışmanım Metin Hoca'dır. Onun da kötülük problemi diye güzel bir kitabı var. Bakılabilir. Ama kötülük problemini de aslında hem Filibeli'de görebiliyoruz, hem Said Nursi'de değişik noktalarda ele alıyor. Belki 20'den daha fazla maddeler var. Ben bir iki tanesini söyleyeyim. Kötülük problemi, işte tabii kötülük var, ahlaki kötülük var, bir de metafizik kötülük var. Allah neden bu kötülüklere sessiz kalıyor? Küçücük bir kızcağız öldürüldü, sobalı Edirne'de işte yakıldı yıllar önce. Niye Allah buna dur demedi? Sorulan soru. Allah gücü mü yetmedi? Niye sessiz kalıyor? Veyahut da sordukları diğer bir soru. Allah gücü mü yetmiyor? Allah bu kötülüklerden hoşlanıyor mu gibi onlarca sorular soruyor. Soruları da fazla arttırmıyor. Şimdi Allah bunlara neden müdahale etmiyor diyen ateistlere de yine çelişkileri var. Şimdi biz kelimelere mana yüklüyoruz. Ona göre dedim ya, terimleri düzgün kullanmasak aynı mantığı, aynı sonucu alamayız. Şimdi ben size diyorum ki abla ne demek? Yaşça büyük olan kız. Değil mi? Şimdi soru soruyorum. Ablan senden kaç yaş küçük? Şimdi soruda bir mantıksızlık var. Bizim yüklediğimiz bir mana var. O manaya göre konuşmasak sorunlar oluşur. Manayı mantıklı kullanmamız. Şimdi diyor ki Allah neden müdahale etmedi? Yani ben şimdi birini öldüreceğim. Allah bana müdahale etsin. Ateistlerin en çok vurguladığı inkarcıların, bizim özgür irademize Tanrı müdahale ediyor. Şimdi ben şer yapacakken müdahale etse zaten özgür alanıma müdahale etmiş olacak. İki, madem ikinci delil, efendim Tanrı kötülüğü yapıyorsa o zaman Tanrı yoktur. Delil olarak söylüyor. Böyle bir Tanrı yoktur. Burada da yine çelişki var. Neden? Yani bir memlekette bir zulüm varsa, bir işkence varsa o padişahın olmadığını göstermez ki. Adil bir padişah olmadığını gösterir. Yoksa olmadığını göstermez yani. Yokluğuna delil olarak getirilemez. Bilmiyorum anlaşılabildi mi bu nokta? Adil olmayan, zalim birisi olduğunu söylenebilir. Bu noktadan da yine çelişkileri var. Diğer bir nokta, kötülüğü yapan kötüdür delili. Hayır, kötülüğü yapan kötü değildir. Bir ressam, çok çok özür diliyorum, iğrenç, kötü, pis kokulu bir ölmüş köpeğin resmini yapmışsa, o onun kötü olduğunu göstermez ki. O çok iyi bir ressam olduğunu gösterir. Bir daha yönden, ahlaki kötülüklerin zirveye çıktığı sırada Cenab-ı Allah kainatta sessiz de kalmamış. O da yine kitaplarında geçiyor. Allah müdahale etmiş. Nasıl etmiş? Lut kavmi, Semud kavmi, Nuh kavmi. Tarihte müdahale etmiş. Belki bu virüse de müdahale etmiş. Biz şu anda hocalar pek gündeme getiremiyor. Yani mahalle baskısında Allah öyle bir müdahale ediyor işte. Başka yönüyle müdahale etme yönüne gelince kötülük noktası. Yine Cenab-ı Allah insanı yaratmış. Müdahaleyi insana bırakmış. İnsan içine şefkat koymuş. Kitap göndermiş. Kur'an göndermiş. İncil göndermiş. Tevrat göndermiş. Ben seni yarattım. Böyle bir kötülük varsa sen buna mani olacaksın. Diğer bir noktada, bunu hep kitapta var, ben hemen özet geçiyorum. Çünkü bu konumuz da birbirini tamamlayıcısı. Diğer bir noktada neticelerine bakacaksın. İyi midir, kötü müdür? Şu anda bazı şirketler 100 yıllık zarara giriyor. Ama 200 yıllık bir yatırımı göz önüne alıyor. Yani bir yol yatırım yapıyor. Adam diyor ki, geçen de bir yol ihalesine giden bir dostumla tanıştım. Dedim ne yaptınız, ne ettiniz, konuştuk. Dedi ki ya 29-30 yıl zarardayım. Abi de içerideyim. Bir sürü para verdim. Ama 50 yılına kadar da kâra geçecek inşallah. Bak 30 yıl zararı ne yapıyor? Göze alıyor. Şimdi bir insanı, bir mümin olarak inandığımız zaman
bir adamın çocuğu sakatsa, babası yangından ölmüşse, hanımı trafik kazasında ölmüşse, acaba ebedi ve sonsuz bir hayat cihetiyle düşündüğüm zaman, yani totalde düşünecek, sadece 60 senelik hayat değil, ebedi ve sonsuz hayatında küçücük bir yer kaplıyor. Acaba, çünkü bir hadis var, hadisçiler varsa benim aklım yanlış da söyleyebilirim. Fakirler zenginlerden 500 yıl daha önce cennete girecek diye. Yani şimdi bu on büyük bir mükafattır. Diğer bir noktadan biz diyoruz ki bir numaralı insanlar kimdir? Hazreti Muhammed, Hazreti İsa, Hazreti İbrahim. Şimdi bakıyoruz ki Cenab-ı Allah en büyük musibetleri de onlara vermiş. Hazreti Muhammed 5 çocuğunu da kendi eliyle görmüş. Kimini 27 yaşında, kimini 28 yaşında, kimini 1,5 yaşında, kimini 18 aylıkken, değil mi? Kendi eliyle görmüş. İşte hanımına iftira atılmış. Memleketinden çıkarılmış. Dünya gelirken babası yok. İşte Hazreti Muhammed, hayır, o bizzat Allah olduğunu söylüyor, var olduğunu söylüyor. Aslında bu da ne yapıyor? Cenab-ı Allah bazı kullarına bu musibetleri, bu sıkıntıları veriyor. Ahiretteki mükafatını devre dışı bırakalım. Dünyada da onun kabiliyetlerini inkişaf ettirmeye yöneliktir. Bu yönüyle de baktığımız zaman aslında ateistlerin vesairelerin argümanları gerçekten insanı doyurucu değildir. Bir yine bu kainatla ilgili vurgulamak istediğim nokta, arkadaşlar ispat kolaydır. İnkar, nefyetmek zordur. Nasıl? Said Nursi'nin benzetmesiyle ceviz verelim. Herhalde hocamın alanına girmem ama Karpopur'un bu beyaz kuğu ve siyah kuğu, onun zannedersem metaforu. Şimdi bir genelleme var. Dünyadaki bütün kuğular beyazdır. Ama sonradan ortaya çıktı, siyah kuğu da çıktı. Şimdi ne oldu? İspat eden kolay. Ben diyorum ki bu evin içinde bir boncuk var, bir mavi boncuk var buralarda bir yerde. Yok diye ne yapacak? Bilgisayarın içine, şunun içine, sıranın içine, bütün masalara, bütün her yeri arayacak. Ama ispat eden şöyle ucunu gösterse mavi boncuk, davasını ispat etmiş olabilir. Hindistan cevizi yok diye bütün evreni dolaşacak. Geçmişe de gidecek, geleceğe de gidecek, belki gelecekte olacaktır. Ama ispat eden ne yapar? Delilini ortaya şöyle koyarsa der ki evet bu kainatı eşsiz bir şekilde yaratan bir usta vardır. Aslında bu delilini ispat eder. Dolayısıyla biz hocam devam ediyorum o zaman. Şimdi bu kavramlar ölçüsünde baktığımız zaman evet bir de yine bu hem Filiber'de yine bilmekte yarar. Burhani İlmi diyoruz. Tam kelimeler oturmuyor ama tüme varım diyelim. Öyle ona benziyor. Burhani İlmi kainattan yani eserden müessire gitmek. İleride bir duman var. O zaman orada bir ateş var olduğunu insanın zihni otomatik olarak ne yapıyor? Kabulleniyor. O zaman bu kainattaki bir düzen, bir intizam varsa aslında bütün bilimlerde bu usta kainatla ilgili de söyledikleri şu. İsterseniz bu alanda bir disiplinlere soralım. Bilgi dallarına, bilim dallarına soralım. Hangisine sorun? Evreni sorun. Gidin bir askeriyeye sorun, bir tıbba sorun, bir kimyagere sorun. Artık bu alanda hangi disiplin varsa. Gidin askere sorun. Bir orduyu nasıl teşekkül ettirirsin, nasıl telhis ettirirsin? Şöyle gelin, şu kadar asker gelir, şu kadar elbise giydirin, şu kadar yemek yaparım, şu kadar. Şimdi bu kainatta iki Said Nursi ve Filiberi zannedersem birisi 200 bini 400 bin diyor. 400 bin tür çeşit hayvan var. Varlık, canlı var. Şimdi şu anda daha çok fazla olduğunu şu anda bakmıştım ama unuttum. 2 milyona yakın canlı tür diyelim. Atıyorum orasını. Yanlış olursa özür diliyorum, yerine söyleyeyim. Şimdi bunları giydiren, bunların silahlarını veren, değil mi? Arının silahı ayrı, çok affedersin eşeğin silahı ayrı, hepsinin silahı. Bunları telhis eden, zamanı gelince öldüren, bunların yiyeceğini veren kim? Çok yani çok mükemmel bir ordu komutanı lazım ki bunun düzgün şekilde planlasın. Yoksa her şey alt üst olur. Bunu yapan birisi var. Tıbba sorsan dersen ki bu kainat nedir, bu dünya nedir diyecek ki çok mükemmel bir eczanedir. Bunu hep kendi kitaplarından söylüyorum ha. Kendimden. Eczanedir diyor. Hepsi ilaçlar istif edilmiş mükemmel bir eczane-i kübra. Büyük bir eczane. Her türlü ilaçların içinde olduğu zaten bizim farmakolojide ilaçlarını yaparken bu kainat eczanesinden alıp yapıyorlar. Yani o bitkilerden alıp yapıyorlar. Hangisine sorarsanız sorun evet bu kainatı mükemmel bir intizamın olduğunu, mükemmel bir amaca yöneldiğini,
bu bulutun, yani hem filmleri de var, hem tekrar söylüyorum sayfa iki deliller çok birbirine örtüştüğü için ilk önce gökyüzünden başlıyor. Bulutların kendi kendine bizim imdadımıza koşamayacağını, sonra yeryüzüne iniyor. Sonra yeryüzünden de insanın içine iniyor. Yani üçünü bir araya getirerek o düzeni, o intizamı, o yardımlaşmayı gördüğünde kesinlikle bu kainatı yaratan bir yaratıcı vardı demek zorunda kalırsınız diyor. Buna da Burhani İlmi diyoruz. Eserden müessire geçme olay. Said Nursi'de Adem'i kabul, kabul-i Adem dediğimiz noktayı da şöyle bağlayayım. Diyor ki bir kimse bir şeyi reddeder ve bilgisizce reddeder. Buna yapacağımız bir şey, yani bu cehalettir. Bunda yapılacak bir şey yok. Ama kabul-i Adem var ki ona sen bütün dünya bir araya gelse, peygamber gelse, hatta yani ne gelse bütün apaçık görse ona kabul ettiremez. Kabul-i Adem dediği de o. Yani ona bizim kelam kitaplarında kısmen küfri inadi deniyor. Bile bile inkar. Bile bile kabul etmedi. Yani adam ısrarla diyor ki bu kalemdir. Ya izah ediyorsun, kalemden ses çıkmaz. Bak bunda ses çıkıyor, sesi iletiyor. Bir sürü şey anlatıyorsun, kabul etmiyor. Böyle bir tip insana kabul ettirme şansın yok. Dolayısıyla Filiber de diyor ki bu gibi insanlarla tartışmak onlara fayda vermez. Çünkü onlar selim olan vicdanlarını bozmuşlardır. Selim olan vicdan bozulduğunda da sen onu anlatamazsın. Ama sağlıklı olarak düşünürse, eğer fonksiyonları yerindeyse, düzgün düşünebiliyorsa o zaman ne yapabilir? Bunu kesinlikle kabul etmek zorundadır. Evet. Ben çok da yormayayım sizi öyle. Benim söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Yine söyleyeceklerim var da ama onu da evet hocam. Evet. Değerli konuşmacımıza verdiği bilgiler için teşekkür ediyoruz.